Ya evet. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi Hande, teknik bir soru. Bu liderler, Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olacaklar ya, bu nedenle milletvekili olamıyorlar mı? Biri öyle yazmış. Evet, evet. Olamazlar. Olamıyor. Kabineye girenlerin... Kabineye ya bir reklam vereyim de reklamdan sonra de konuşalım bunu. Bir kısa aradan olamıyorlar. sonra. Olamıyorlar. Hande'ye bir teknik soru sormuştum. Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklar ya e, şeyler genel başkanlar. E, evet. Milletvekili olamıyorlar değil evet. mi onlar? Olamıyorlar şöyle mevcut sistemde kabinedeki hiç kimse e, milletvekili olamıyor ya da mesela diyelim ki kabineye girecek milletvekilliğinden istifa etmesi gerekiyor bu bir. Şimdi iki tane önemli şey söyleyeceğim. Hakan Bey demişti ki ekonomi, değil mi Hakan Bey demişti ekonomi, milli güvenlik çok önemli ben buna bir de depreme ekleyeyim seçim için 14 Mayıs'taki yapılacak seçim için burada tabii ki artık seçmen projelere adımlara ne yapılacağına ve liderliğe bakacaktır. Bunun altını çizmek gerekiyor. İkincisi Mithat Sancar'dan sonra Selahattin Demirtaş'ın da Kemal Bey bekliyoruz diye bir çağrısı oldu. Bu HDP işi hakikaten İyi Parti'de e, sıkıntı yaratabilir. Bu görüşme e, nasıl olur bilmem. Olur mu olmaz mı? Ama HDP yani İyi Parti'de derken İyi Parti'deki seçmen açısından ve özellikle milliyetçi kanat açısından sıkıntı yaratabilir. Üçüncüsü ben bunun hep altını çizdim. Zafer de çizdi. E, ben e, tabii ki e, tüm liderlerin Türkiye ve Türkiye sevdasına inanırım ve Türkiye düşmanlarına karşı da yek vücut olduğuna inanırım. inanmayı da tercih ederim. Ancak şu saat itibariyle neredeyse tüm FETÖ'cü hesaplar, yurt dışında bulunanlar Kemal Kılıçdaroğlu'na kutlama mesajları atıyorlar. Bu da ciddi bir soru işareti yaratıyor. Diğer taraftan şuna da bakmak lazım. Son gelen bilgiler İyi Parti'de bazı sıkıntıların olduğu yönünde şu... Meral Akşener istediği hiçbir şeyi alamadı. Peki o zaman niye gitti, neden bu oyuna geldi diye sorgulayan bir takım isimlerin olduğu bilgisi var şu saat itibariyle. Dolayısıyla niye gittin, niye kaldın hareketi İyi Parti'de acaba önümüzdeki günlerde başlar mı? Dördüncüsü de milletvekili listeleri. Milletvekili listelerinde hele hele 3 liderin bugün Meral Akşener'e olan tavrından sonra e, hepsini eğer CHP'nin listesinden girecekse ayrı bir e, tartışma konusu da olacaktır diyebilirim. Peki bu Cumhurbaşkanı yardımcısı oldukları takdirde e, parti genel başkanlıklarını bırakmayacaklar değil mi? Yani hem parti genel başkanı olacaklar hem de Cumhurbaşkanı tabii, tabii. yardımcısı tabii. olacaklar. Tabii ki partilerinin başında olacaklar tabii ki. Bu arada yani şey... yani tıpkı Kemal Kılıçdaroğlu gibi aslında Kemal Kılıçdaroğlu daha evvel yaptığı açıklamada adayın hemen rozetini çıkartması gerektiğini ifade etmişti. Ama sonra partideki bir takım gelişmeler sebebiyle işte bir takım yarışlar nedeniyle ki bu yarışın bir kısmını şu an ekranda görüyoruz. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçiş sürecinde de e, partinin başında kalmasına karar verildi Genel Merkez ekibi ve Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Bunu da geçiş süreci biterse, yani kazanırlarsa, Kem Kemal geçiş Bey... süreci biterse o zaman partisiz Cumhurbaşkanı e, gündeme gelecek. Ama bugün için CHP'nin de kontrol edilmesi gerektiğinden hareketle Kemal Bey partiyi bırakmış. Hande burada bu, bunun sebebi şu. Önümüzde bir yerel seçim var. Önümüzde bir milletvekilliği seçimi söz konusu olacak. Milletvekillerini ve belediye başkanlarını da Kemal Bey evet. belirleyecek. Yani bu Kemal Bey'in partideki Bravo. gücünü de e, daha da pekiştirecek. Seçilse de seçilmese de o belirleyecek. Bu arada Cumhurbaşkanı yardımcısına bizim anayasalarımız... Bu arada dedim. İYİ Parti'de telefonu kapatmış bazı milletvekiller olduğu söyleniyor. <laughs> Onur yine seçilirse dedim bak. Sen Abi yine... seçilirse demiyorum, seçilecek. Zaten seçildi ya, bitti. O iş bitti. Buyurun. Ee, anayasamız bizim üç tane görev tanımlıyor Cumhurbaşkanı yardımcısına normalde. İşte hepsi doğal olarak e, MGK üyesi oluyorlar vesaire, Yüksek Askeri Şura'ya bir başkanlık ediyor ama fiiliyatlar nasıl olduğunu da söyleyeyim, bir e, bakanlarla bakanlıklar arası koordinasyon, bütçe süreçleri ee, bu hükümetin ihtiyaç duyduğu bütün yasal düzenlemelerin hazırlanıp meclisle ilişkileri yürütmek de mesela şu anda Fuat Oktay'ın yaptığı işlerden bir tanesi. Bu dijital dönüşüm Cumhurbaşkanlığı... Ama yeni şey, bir görev tanımı yapılır yani o... Şöyle, az yapılamıyor çünkü o da aslında yasal sınırları belirlenmiş. Mesela şu eleştirilebilirdi, ilk dönemde çok eleştirildi çıktığında. Mesela Cumhurbaşkanı yardımcı sayısı niye belli değil denmişti. Ee, yarın öbür gün mesela 15 parçalı olsa 15 yardımcıya da çıkabilir. Yasa burada açık. Ama şeyi değiştirmeye, yetki ve sorumlulukları değiştirmek konusunda o da çok kolay olmayacak. Parlamentoda nasıl bir güce ulaşılacağı ile alakalı Bakalım aslında. artık. Bu o arada da yani. bulunayım. O liderlerin hepsi milletvekili olacaktır. Ama anayasam. O zaman cumhurbaşkanı yardımcısı O zaman cumhurbaşkanı da. yardımcısı olmayacaklar. Seçim kaybedilirse milletvekilliğini korumak isterler Hande Hanımcığım. Şöyle şu sebeple... E, eğer ha o zaman şöyle diyorsunuz milletvekili heh, olacaklar son aynen. dakikada gireceklerse ve kazanırlarsa istifa edip yardım olacak Aynen öyle. Yani bahse girerim listelerde dördünü de göreceğiz liderlerin hepsini göreceğiz. Sonra istifa edip cumhurbaşkanı. Tabii olur. ki eğer seçim kaç çünkü onlar seçim kazanılsın kaybedilsin onlar ikinci planda. Bu arada yani, de, tabii ki evet. önemserler de şu anlamda diyorum milletvekili olup mecliste olmayı öncelikli. Hani Garanti kaybedersek alırlar. diye. Tabii kaybedilirse diye önce aday olacaklar. Göreceğiz hep beraber. A Allah anladım. Abdülhatif anladım ya. Şener, Mehmet Bekeroğlu'ndan sonra bu arada Ahmet da Davutoğlu'yla Ali Babacan'ın da CHP atmış. milletvekili görmek ilginç olacak aslında. Bu, Ekrem İmamoğlu tweet attı. Evet doğru. Bekeroğlu, Milletimizin arzusu, arzusu doğru. Yani milletimizin arzusu. Ekrem İmamoğlu ha. yeni attığı tweette de ee, Meral Akşener'e teşekkür ediyor bunda bir şey yok yani Kılıçdaroğlu'na evet, da etti evet. Meral Akşener'e de ediyor yani güzel gönlünü alıyor milletimizin arzudu olsun da, ittifakımızın bir bütün halinde yola devam etmesi son derece önemliydi bu doğrultuda bugün bizleri ağırlayan ve samimi bir istişarede bulunan İyi Parti Genel Başkanı Sayın Akşener'e teşekkürü borç biliriz Tabii bence bugün, gayet günü, nazik hayır haklısınız da bugün günü değil de günü geldiğinde ııı e, Cuma günü kendilerine açık bir teklifte bulunuldu. Kabul etmediler. Bunun başka sonuçları olabilir. İleriki günlerde konuşuruz. Ya bu arada Cumhurbaşkanı yardımcısı atamayla geliyor. Ve resmi, Yavaş da aynı resmi, siyasi faaliyette bulunamıyor. Şimdi bu Sayın Genel Başkanlar eğer Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksa anayasa gereği resmi siyasi faaliyette bulunamayacakları için genel başkanlık görevlerinden de ayrımları gerekiyor. Ama onu da herhalde bir KK ile en yüksek devlet miyiz bunun statüsü aslında Cumhurbaşkanı yani Neyse, şey. Neyse artık bunlar yani e, seçilirse yaparız bu tartışmaları. Bak seçilirse diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Seçilecek ya o zaman yaparız. Öyle diyeyim <laughs> ya yani. Siz yine iyisiniz. Ben Hande konuşurken Hande Cumhurbaşkanı seçilirse derken ben de arka fondan geçmiş olsun demişim. Şu an onu dolaştırıyorlar. Yani Ne demek o? Yani, yani ben seçimin istedim? kaybedildiğini söyleyip geçmiş olsun demişim. Şu an büyük bir Şimine heyecanla geçmiş olsun. AK Parti. Ha AK Parti büyük bir heyecanla onu paylaşıyorlar. Ya sizi mutlu ettiysem ne mutlu bana. <laughs> ya, hakikaten <laughs> gerçekten bununla mutlu oluyorsanız. Ya zaten Mansur ben Yavaş da aynı ya tweet ben adım. bunu Vallahi... da anlamıyorum. Ya bir metin okuyoruz. O metinde Cumhurbaşkanı yazıyor. Yani ben ne diyebilirim ki 12. 12. maddeyi okurken oraya kendimden ek mi yapacağım? Ben anlamadım ki. Tamam ben de seçilirse değil mi Hande diye soruyorum sana. Ya, e, te, sen de tabi e, seçilirse evet bunlarda bir tuhaflık yok ki evet Ahmet Bey seçilirse konuda, haber yapmışlar demek ki ya haber yok ellerinde şey var 23, 23 derece mi ne bir bir haber sitesi var yani gerçi, ya inanılmaz bir şey iki büyükşehir belediye başkanı cumhurbaşkanı yardımcısı olacak diyor Hande Fırat Ahmet Hakan seçilirse bir dakika Hande seçilirse değil mi ya tabii ki seçilirse ya kardeşim yani şunu soruyorum aday olarak ilan edecek mi? Yani Cumhurbaşkanı... seçilmeden önce ilan edecek mi? Seçilmeden önce ilan edecek Demek. mi onu soruyorum ya. Etmeyin gözünüzü seveyim ya. Bu arada seçilirse konusunda bakın şu. Vallahi saklamayı... çok seviyorlar. Belki de beni çok sevmelerinden. Bak Berna da şey yazmış. Sayın Erdoğan bir daha aday olmak <laughs> istemeyecek gibi bir hissim var. Kesin Berna yani Sayın Erdoğan bugünkü bu manzarayı görünce Acayip korkmuştur, bir daha aday olmayacaktır. Sen hep böyle siyasi analiz yap. Ya bunlar ne akıllar böyle ya? Ya tabii o kadar deterjan reklamında oynadı. Yani bu yorumları yapması çok ne? normal ya. Bir şey var. Ha, bu güzel. seçilirse... <laughs> ya, Berna o... gerçekten müthişsin ya. Şimdi bu seçilirse... C CHP'den aday olsana Berna, hakikaten. Yani aday ol ya, Davutoğlu olacağına, Babacan olacağına daha çok yakışır. Bernal Açın ya Bernal Açın benle uğraşıyor sürekli. Yani CHP şimdi en az 40-50 milletvekilliğini bu dört partiye vaat ettiyse orada e, adaylık bek milletvekili adaylığı bekleyen bayağı baya tartışma çıkar. Oradan bir olay çıkar. 54 tane. Ama Kemal Bey Bernal Açın'ı aday gösterirse o tartışmalar diner ya. Yani Bernal abi tüzük bir gelir ortaya. Tüzük hakikaten CHP tüzüğü çok net merkez yoklamayla iki dönem üst üste milletvekili olunamaz diyor. Kemal Bey'in A takımı açısından e, orada nasıl bir formül bulurlar bilmiyorum ama o tüzük orada çok açık. Zaten CHP Kemal tüzüğü. Bey A takımına şey demiş Özay Bey. Yani milletvekilliğine değil bakan olmayı hedefleyin demiş. Ha, belki öyle bir ha, şey bulabiliriz. Yani bu seçilirse ne... bir... ama değil. Mi? <laughs> Ahmet Bey ya yani lütfen artık. Yani. <laughs> şimdi şimdi bunların hepsi ne kadar zeki olduklarını size bize sataşarak kendi kitlelerinde ispatlamaya ha, çalışıyorlar. Evet, doğru. Ama e, iyi de ben ben onların kitlelerinin Yanlışlıkla e, karşısında falan konumlanmış ya. biri değilim ki. efendim. Yanlışlıkla saçını falan kaşıma diyorum ya. Yani. Evet evet ben onların kitlelerinin karşısında konumlanmış biri değilim ki ya. Gayet medenice uygarca konuşuyoruz. Hiçbir Şu. E, zedeleyici bir şey söylemiyoruz. Ayıp bir şey ya. Yani, yani ben diyorum ki herhalde şöyle dersem kurtaracağım paçayı. Umudumuz arttı. Kemal Kılıçdaroğlu aday oldu. Meral Akşener yaşasın, çok güzel bir şey yaptı. Birleşe birleşe kazanacağız. 13. Yaşasın. Cumhurbaşkanımız. 13. Değil, Cumhurbaşkanımız <laughs> Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi ben böyle dersem problem çözülecek <laughs> galiba. Muhteber bir gazeteci ben olursun. Işliyorsun. Ben tarafsız <laughs> bir gazeteci olacağım. <laughs> ha, evet. Ya da seçime biz katılıyoruz olacağız. sanki yahu. Nasıl? Yani şey bir algı yaratıyorlar ya seçime sanki biz katılıyormuşuz gibi. Ne Bana alaka ne ya? yani? Hakikaten yani kardeşim biz AK Parti denilen partinin karar alma süreçlerinde miyiz? Değiliz. CHP'nin karar alma süreç sen CHP'nin karar alma süreçlerinde misin? Değilsin. Orada bir takım insanlar siyaset yapıyorlar ve kendilerine göre bir takım kararlar alıyorlar ve aldıkları bu kararlarla birlikte milletin karşısına geçecekler. Ya ben onların aldıkları kararların birçoğunu beğenmiyorum ki. Her iki taraf için de söylüyorum. Ben olsam öyle karar almam ki. E benim almadığım bir kararın oylaması yapılmayacak ki. Seçim gecesi ben ne mutlu olacağım ne mutsuz olacağım. Bana ne ya? Bana ne? Öyle bakacağım, seyredeceğim. Yani CHP kazanırsa da mutlu olmayacağım. AKP kazanırsa da mutlu olmayacağım. Bana ne? Bizi ilgilendirmiyor. Gazeteci tavrı bu. Yani bunu anlatamıyoruz millete ya. Hakikaten anlatamıyoruz. Bilmiyorum ya yani, nasıl ne olacak. Ne güzel sandık var ortada. Kimse sandıktan yazmak. kaçmadı. Bu kadar. Deprem başka bir şey. Sandık varsa iktidarı destekleyeninde, de muhalefet desteklerinin umudu var demektir. Demokrasi tabii. dediğimizde böyle bir şey yani. Tabii canım, kim e, sandık kazanırsa sandık ortada duruyor. Kıymetli ülkeyi, olan bu şu an. Için. Kim kazanırsa ülkeyi o yönetecek. Milletimiz kimi takdir ederse ülkeyi o yönetecek yani. Bunun ya, da ya, bir bu laf kadar mübarek olsun derler. Mübarek hayırlı olsun, olsun hayırlı olsun tabii ki ya gayet güzel. Ben gerçekten bu Kriz çıktığında sevinmedim. Yemin ediyorum sevinmedim. Yani Meral Akşener masadan kalktı. Hiç hoşuma gitmedi yani gereksiz, lüzumsuz bir kargaşa. Deprem tartışacağız, deprem konuşacağız. Üç gündür bunu konuşuyoruz. Gereksiz yani lüzumsuz oldu. Ya şöyle evet, lüzumsuz sürekli Akşener'i eleştirdim. Yanlış dedim. Rasyonel değil dedim. Yazılarımda ben hani bunları söylüyorum. Ama ben işte. bunları yazıyorum, çiziyorum. Eleştirmeyeceksiniz Ahmet Bey. Eleştir. Ne yapacağız yani peki? AKP'yi eleştireceksiniz. O zaman muteber olursunuz. Sık sık bunu yapın. Peki yapayım. Bundan Şöyle, sonra daha çok yapayım. Bakın aslında iktidar partisi böyle 100 milyon dolarlık bir kampanya yapsaydı şu dört gündeki algıyı oluşturamazdı. Yani bu toplum özellikle gençler hani getirilmeye çalışılan modelin işte ufukta belirtilmeye çalışılan koalisyonun ne olduğunu bu dört günde. Uygulamalı olarak gördü. Bakın sürekli toplanıyorlar Hakan Bey. Sürekli bir mutabakata imza atıp bir şekilde durumu garantilemeye çalışıyor. Evet gençler şunu gördü. Yani Biraz önce söyledin yani 90'lı yıllar falan diye. Yine tekrar aynı şeyi söyledin. Doğru gençler bir şeyleri gördü. Ne gördü? Bak ben sana söyleyeyim. Bir kriz çıkabilir. Bir sıkıntı olabilir. Ama uzlaşma kültürüyle, demokrasi kültürüyle bu sorunların üstesinden gelinebileceğini gördü gençler. gelmiş hali bu evet. işte İsmail Bey. Gelinmiş hali gayet güzel. Bak biraz deminden beri e, Twitter'da mesajlar yayınlanıyor. O oluyor, bu oluyor. En azından o altılı masa açısından bir sıkıntı yok. Sıkıntı sen nerede arıyorsun onu bilmiyorum ama gençler inan bana bu değerli, barifet, değerli gençler, kıymetli kardeşlerim e, öyle ya da böyle Siyaset dediğiniz ya da ülke yönetimi dediğiniz şey bu 20 yıllık süre içinde olan değil. Daha başka bir sürece doğru ülke yelken açacak. Keşke Hepsi o bu kadar. daha başka süreci ben bizzat yaşamamış ve bilmiyor olsaydım demekle yetiniyorum sadece. O daha ya başka e, süreci ha, öyle bir arızalar vardı. Halde, sana Ama bir şey soracağım. Vardı. Öyle bir Ama ki. bu süreç başka bir süreçti. Bu şeyde Tabii. bir endişe var. Hani hadi muhalif seçmen diyelim. Yani benzer bir kriz yeniden yaşanabilir mi? Ben ihtimal vermiyorum. Sen veriyor musun? Şimdi bir dakika, bir dakika. Şöyle bir şey, birkaç bir şey birden söyleyeyim o zaman. Demin söyledim ama biraz e, sıkıntıya girdi. Birincisi, e, şimdi burada kazanan kim diye bakarsanız, tamam siz altılı masa diye genel bir şey söyleyebilirsiniz İsmail Bey ama, kazanan Kemal Kılıçdaroğlu, bu net. Ondan sonra neden Kemal Kılıçdaroğlu? Bir, Kendisine e, rakip olarak çıkartılmak istenen ya da rakip olarak hazırlanan iki ismi birden arkasını aldı. Bunlar benim belediye başkanlarım. İstediğim zaman atarım dedi. Atarım derken yani Cumhurbaşkanlığı yardımcılığını atarım. Atamasını e, yaparım dedi yani. Dedi. Bu bir. İkincisi Meral. Meral Hanım'a, Meral Hanım o masaya otutturdu ve Meral Hanım'ın istediği aslında ya da e, tam olarak istediği Hiçbir şeyi vermedi. Bu ne demek? Ne güçlü Cumhurbaşkanı yardımcılığını ne Cumhurbaşkanı e, vekilliğini ne de e, iki ismin e, derhal 5 artı 2 olarak formüllerizasyonunu vermedi. Şimdi masada istese Kemal Bey bir dakika ya Meral Hanım'a ben söz verdim bunu yerine getirmeliyim falan filan diyebilirdi değil mi? Ve biz de e, o 12. maddemiydi. Sonra da neklerin 12. maddeyi farklı bir şekilde okuyor olabilirdik. Demek ki Kemal Bey bunları vermedi. Ne oldu? Kemal Bey şu an masanın masanın tam anlamıyla kazananı oldu. Şimdi diğer bir şey. Masanın şu an itibariyle e, bu kadar söz aldığını düşündüğümüz ya da uzlaşmaya vardığını düşündüğümüz e, o yüzden o masanın toplantısına giden ismi kim? Meral Hanım. Şu an en sıkıntılı parti neresi diye sorarsanız benim duyumuma göre İyi Parti İyi partide kimi milletvekillerinin telefonunu kapattığı, kimi milletvekillerinin neden gittiğini sorguladığı gibi bir takım sıkıntılar ve sorunlar var. Geliyorum üçüncüsüne. E, tamamen e, tamamen e, CHP listelerinden girecekse e, diğer partiler e, CHP'de sıra bekleyen bu kadar yıldır insan ne olacak sorusu gündeme gelir. Dolayısıyla e, bu iş. Tamam, çok güzel, demokrasi açısından falan, evet bunların hepsine sizinle de hem fikrim. Ama e, sıkıntı açısından baktığınızda, zorluk açısından baktığınızda süreç zorlu bir süreç. Bir daha bir kriz olur mu? Valla yani e, bu saatten sonra Meral Hanım bir daha masadan kalkar mı e, bilemiyorum çünkü siyasette 24 saatte her şey değişebiliyor. 24 saat bile Ankara için çok uzun ve eğer İyi Parti'de gerçekten e, bu bahsedildiği gibi bir sıkıntı baş gösterdiyse bir defa İyi Parti'de ne olacak altılı masadan önce ona bakmak gerekiyor. Evet, göreceğiz Şimdi bakalım. Bir Peki şey, çok şey teşekkür istiyorum müsaadenizle. Şimdi masanın kazananı efendim? Bitiriyoruz ama Mas söyleyin. Masanın kazananı Kemal Bey, kaybedeni Meral Hanım. Böyle bir yaklaşım tarzı Masanın içine sıkıntı sokmak anlamı taşır. Masanın kazananı milletin ta kendisidir. Bir başka bir şey daha var. İyi Parti'de bir rahatsızlık olduğunu söylüyor Hande Hanım. Evet doğru bir takım rahatsızlıklar olabilir. Masadan kim kaldırdıysa Meral Hanım'ı o partide onlar rahatsız olabilir. Ama kazanan millettir. Hedef diyorlar kaybedeni olmayan bir zafer. Çok teşekkürler. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hayırlı olsun milletimiz için. Kemal Kılıçdaroğlu aday artık o günlerdir, aylardır, haftalardır tartıştığımız konu karara bağlandı. Artık Erdoğan Kılıçdaroğlu rekabeti bakalım neye yol açacak. Göreceğiz hep birlikte. Kararı millet verecek. Biz de o karara uyacağız. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.